Merhabalar, videoya daha karşınızdayım. Bugünkü videom kitap alışverişi videosu. Yani evde olduğumuz şu süreç içerisinde sürekli kitap okuduğumuz, karantinada olduğumuz için en azından ben stoklarımı tükettim. Yani stok diyorum şöyle, normalde kitabımda en az 10-15 tane benim okumadığım kitap olurdu. Ancak şu süreçte sürekli kitap okuduğum için özellikle elimin gitmediği, çok istediğim ancak bir türlü fırsat bulamadığım kitaplar olduğu için kitap kalmadı. Hatta sadece 3 tane okumadığım kitabım var şu anda kitaplığımda. Gerçi diğer kitabımda yine vardı 10-15 tane ama oraya da gidemediğim için yine aynı şekilde. Burada kitapla küçük gördüğünüz gibi. O nedenle kitaplarımı tükettim ve artık bir an önce kitap alışverişi yapayım dedim. Uzun süredir de yapmıyordum aslında baktığınızda. Alışverişimi ise plaga.com'dan yaptım. Yani Plaga'dan yapma sebebini aslında daha önceki birkaç gün daha söylemişimdir. Empire'ın çok güzel bir kampanyası var. Bu arada bu alışverişimi Nisan'ın sonunda yaptım. Şu anda çünkü devam etmiyor bu kampanya. O da 75 lira üzeri alışverişlerinizde hem 25 lira size iade ediyorlar hem de istediğiniz bir kitabı, 4 tane seçenek oluyor yanlış hatırlamıyorsam, istediğiniz bir kitabı seçiyorsunuz hediye olarak. O nedenle Plaga'dan yaptım. Bir de alışverişimi de İş Bankası'ndan yapmıştım. Aslında bunu yapalı da ne kadar oldu? Mart'ın başında yapmıştım gerçi bu alışverişi de. Ve okumadığım kitapların arasında aslında buradaki 3 tane kitap var. İkisi var. Birini yine okumaya başladım, hatta bitmek üzere. Yani bunu da size paylaşmak istedim çünkü bunlar da çok uzun zamandır istediğim, istemde olan kitaplardı. O nedenle paylaşacağım. Yoksa aslında bu alışveriş yapalı bayağı bir uzun zaman oldu. Bu arada yani Plaga'yı evet Nisan'ın sonunda dediğim gibi alışveriş söyledim ama bana gelmesi bayağı bir uzun sürdü. Mayıs'ın başında ancak elime ulaştı. Yani herhalde bir 14 gün sürdü gelmesi. Sanırım hani şu anki durumlardan dolayı birazcık kargolarla alakalı bir sıkıntı yaşıyor şirketler. Onun dışında gayet zaten kitaplarımı geçme şeklini seviyorum. Yine bu şekilde faturası var, biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Bunu tabii açmakta sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bayağı bir güzel gelmiş bu arada kitaplar. Yani ilk paylaşacağım kitap Mithat Cemal Kuntay'ın Sarıklı İhtilalci Ali Suavi kitabı. Bilmiyorum daha önceki videolarımda bahsetmiş miydim ama bu Ali Suavi olayı beni aşırı derece merak ettiğim olaylardan, isyanlardan birisi. O nedenle bir an önce almak istediğim bir kitaptı. Bu arada sanırım kapağı değişmiş. Yani benim istediğim kapak sanki bu tarz değil ama fark etmez. O yüzden söylemiyorum. Ama bayağı bir küçük geldi. Kitabı en azından bayağı bir ciltlemişler, sarmışlar. Güzel bir şekilde gelmiş. En son çünkü İdefix'i sanırım. İstediğim alışverişte kitapların hemen hepsi hasar görmüş bir şekilde gelmişti. O nedenle bu kadar dikkatle bunu söylüyorum. Ya bende de mesela kitapların bazıları, evet kitapları mesela okurken üstünü çizmeyi, altını çizmeyi önem verdiler, hepsi neyse var. Ama onun yanında bir defter bulduk, ona yazmayı tercih edenlerdenim. Kitabın kitabı hasar gelmesi istemeyenlerdenim. O nedenle dikkat ediyorum özellikle. Yani bu kitap en başta okuyacağım kitapların arasında şu anda. Dediğim gibi bayağı bir merak ettiğim bir olay zaten bu ihtilaldi. O nedenle bir önce okuyup sizlerle paylaşmak isterim açıkçası. Bir diğer kitabımsa, ya bu en son aslında bu kitaplarım, bir kitap okudum, tarih bir kitabı okudum. Ve oradaki dipnotlardan ve kaynakçılardan elde ettiğim ve bunu zaten almak istediğim kitaplar olduğu için aslında kitaplığıma ekledim, bu alışverişine ekledim bu kitapları. Bir diğer kitap da Mehmet Niyazi'nin Plevne kitabı. Yani bu yine Plevne de merak ettiğim tarih olaylardan birisi. Aslında hani bildiğim, okuduğum ama sadece Plevne'ye ait bir kitap okumamışım şimdiye kadar. Bu arada Mehmet Niyazi'ye ait de kitabımda hiç kitabım yoktu. En azından bu fırsattan istifade Mehmet Niyazi'ye bir kitabım olsun dedim kitaplığımda. Gerçi bilmiyorum okudunuz mu ama Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal kitabında Mehmet Niyazi hakkında farklı söylemleri var. Bilmiyorum ne kadar doğru, araştırmadım. Ama birazcık insanda kuşku uyandırmıyor değil. Yani araştıracağım, burayı aslında araştırmak istediğim konular arasında. Ama eğer ki sizlerin de bilgisi varsa, biliyorsanız Mehmet Niyazi hakkındaki Yılmaz Özdil'in görüşlerini sizlerle paylaşabilirsiniz yorumlarda. Yani benim araştıracağım konular arasında Yılmaz Özdil'in yazdığı hemen evet doğrudur deyip inanmaktansa araştırmak daha doğru. Ama zaten Mehmet Niyazi kitaplarından birisini kitabımda istiyordum. Bu da fırsatını istifade, Plevne'yi almış oldum.
Çünkü merak etmediğim bu konulardan birisiydi. Bir diğer kitabımsa yine aslında uzun zamandır almak istediğim kitaplardan birisi Yapı Kredi Yayınları'nın 40 Yıl kitabı. Hadi Siyah Uşaklıgil'in kendi hayatından eser diyelim. Yani dediğim gibi uzun zamandır aslında almak istediğim bir kitaptı bu da benim. Ya zaten Yapı Kredi Yayınları'nın tüm kitapları keşke kitaplığımda olsa ama yani bu özellikle hani Siyah Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah da biliyorsunuz. Yazarın hayatından izler taşıyan bir eser ama bu direkt kendisini anlattığı, hayatını anlattığı kitabı. Özellikle Tevfik Fikret var içinde, kitabın merak ettiğim yazarların çoğu var. O nedenle de tabii ki de önce almak istedim. Yani Tevfik Fikret'in de çok sevdiğim yazıları, eserleri, şair, şiirleri var. O nedenle en çok okumak istediğim kitaplardan birisi bu. Çünkü yani bu yazarların aslında hayatını okumak istememin sebeplerinden birisi hem o dönemi izleyi taşıyor olması, sebebiyle tarih izleyi taşıyor olması hem de yazarlara, şairlere de yer veriyor olması. O nedenle bu zaman dediğim gibi okumak istediğim kitaplardan birisiydi 40 Yıl kitabı. Bir diğer kitap aslında bu benim listemde olan veya almak istediğim bir kitap değildi. Kürşat Başar'ın aslında Hayal kitabı. Bu dediğim gibi Empara'nın kampanyasıyla alakalı olarak içinden bir tane kitap seçmemizi istiyordu. Ben de o 4 kitabın arasından bu kitabı seçtim. Hiçbir fikrim yok. Başında müzik kitabını okuyup da beğendiğim bir yazardı Kürşat Başar. Yoksa bu kitaba ait dair hiçbir bilgim, hiçbir fikrim yok. Okuyan var mı bilmiyorum, bilen var mı? Eğer ki biliyorsanız, okuduysanız, beni de paylaşırsanız sevinirim. Çünkü bilmeyerek aldığım bir kitap oldu şu anda bu. Ama okuyacağım tabii ki yani. Kitabımda bulunan her kitap gibi onu da okuyacağım. Bir diğer kitabımsa, az önce söylediğim gibi sevdiğim bir şair olan Tevfik Fikret'in hayatını anlatan bir kitaba yer verdim. Ne Öner Yağcı hakkında bir bilgim var, ne Telgrafhane Yayınları diye bir yayın eviymiş. Onun hakkında bir bilgim var ama Tevfik Fikret'e dair bir kitap almak istiyordum. Hayatını anlatan, biyografisini anlatan. İçlerinde bunu gördüğüm için bunu aldım. Yoksa başka bir sebebi yok. Yani bu kitapları özellikle biyografi yazarların, şairlerin biyografilerini sevdiğimde ancak videomda söylemiştim. O nedenle bu kitabı da bir an önce okuyacağım. En ön sıralarda şu anda. Tevfik Fikret. Bilmiyorum hiç şiirlerini okudunuz mu ama tavsiye ederim. Çok güzel şiirleri var. Bir diğer kitabımsa yine aslında uzun zaman listemde olan, okumak istediğim, almak istediğim bir kitap olan Sabahattin Ali'nin Hep Genç Kalacağım eseri. Aslında Sabahattin Ali'nin bende Yapı Kredi Yayınları'nın çıkarttığı biliyorsunuz bir eser var. Toplu eserleri olan. O var bende. Ama bu içinde buradaki mektupların olmadığını düşünüyorum. Biliyorum. Öyle biliyorum. O yüzden ben de bulsun istedim. Muhakkak bu kitabı da okuyacağım. Yani mektup okumayı da seviyorum. Yazarların birbirine gönderdiği, şairlerin birbirlerine gönderdiği çok sevdiğim için bu kitabı da ondan aslında listeme ekledim. Bu şekilde biliyorsunuz hemen hemen zaten her artık şeyin gönderdiği gibi, alışverişlerin gönderdiği gibi ayraç göndermiş. Çok tatlı bu arada. Yani Klega'dan istediğim kitaplar bu şekildeydi. Dediğim gibi aslında bu kitapları listeme ekleme sebebim okuduğum kitaptaki dipnotlardan, kaynaklardan dolayı eklemek istediğim kitaplar olması. Ama uzun zamandır da istediğim kitaplardı zaten. İş Bankası'ndan aldığım kitaplara geçecek olursak, evet. Aslında bunlar da, yani aldım böyle, başladım hatta ama bayağıdır istediğim kitaplar var içinde. Özellikle Tepeden'in Ali Paşa İsyanı. Aslında bunu zaten Instagram'da da paylaştım, okumaya başladım. Hatta sonlarındayım şu anda. Yani bunu aslında alma sebebim Hamiyet Sezer Feyzoğlu'nun tezinden uyarlanmış bir kitap olması. Yani çok nasıl söylesem, yani dil olarak çok fazla benim için almadı. Doğal olarak akademik bir dille yazılmış. Ama tabii ki de yine de okunması gereken olaylardan birisi. Bu da yine isyan. O nedenle tavsiye ediyorum. Listenize muhakkak bulunsun. Alın o dönemleri okumak isteyen isyanları. Ya ben bu sefer birazcık isyanlara takıldım. Çok fazla isyanlara ait yazılar okuyorum, makaleleri okuyorum. İsyanlara ait kitaplara gidiyor elim. O yüzden bu kitabı da muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten de güzel bir kitap. Bir diğeri Oscar Wilde'dan Mutlu Prens kitabı. Yani bunu da bu arada gördüğünüz gibi ciltli. Yani bu sefer çok fazla ciltli kitapları almadım fark ettim.
O yüzden iki tane ciddi kitap almak istedim. Yani Mutlu Prens kitabını normalde ben biliyorsunuz, bilmiyorum hani takip ettiniz daha önce videolarımda, hikaye, öykü tarzında kitapları çok fazla sevmem. Ama bilmiyorum, aldım bunu. Oscar Wilde diye daha doğrusu aldım. Okumakta istediğim eserler arasında değildi açıkçası. Çok fazla bilgim olan bir kitap değil şu anda. Okumadım da, daha başlamadım da. Ama dediğim gibi ben normalde öykü ve hikaye kitaplarını çok fazla sevmem. Ama seven varsa, bakın Oscar Wilde yani çok fazla olumsuz bir yorum yapabileceğini zannetmiyorum. Sevdiğim yazarlardan birisi çünkü kendisi. O yüzden hani kitaplarınıza, alışveriş listenize ekleyip kitaplarınıza ekleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Ama benim çok fazla böyle merak ederek okuyacağım bir kitap olmayacak. Tüm masallar ve öyküler yazıyor üstünde zaten. Eğer ki ama sizler seviyorsanız muhakkak alıp okuyun. Bir diğer kitabımsa tabii ki de Tolstoy'dan yine Kazaklar kitabı. Yani aslında Tolstoy'dan değil ama Tolstoy'dan uzun zamandır kitap okumadığımı fark ettim. Ve bu kitabı da görünce, özellikle Kazaklar yazısını görünce almak istedim. Nasıl bir içeriği var, konusu ne, ne anlatıyor, hiçbir fikrim yok. Sadece Tolstoy ve Kazaklar ismini gördüğüm için merak ederek aldım. Zaten onların Dostoyevski'nin, Tolstoy'un Türklere bakış açısını biliyorsunuz. Bilmiyorum bu kitaplara Kazak Türklere yer vermiş mi ama görüşlerini biliyorsunuz zaten. Ama yine de ben okumayı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dostoyevski'yi de Tolstoy'u okumayı çok seviyorum. Yani görüş açım daha farklı olmasına rağmen severek okuduğum yazarlar arasında. Bu Rus yazarlara karşı bu değişmeyen bir sevgi var bende. Okuma sevgisi var. Dillerini ve yazım stillerini çok seviyorum. Yani Tolstoy'un başta, sonra Dostoyevski var. Yani sayabileceğim tüm Rus yazarları şu anda aklıma gelmiyor. Hepsini çok severek okuyorum. Bilmiyorum, dillerinde farklı, anlatımlarında farklı bir şey var bence onların. O yüzden bu kadar severek okuyorum. Ama bu Kazaklar kitabını da bir an önce aslında okumak istiyorum. Listemin en başına aldım şu anda. Unutmuştum bu arada. Yani bu kitap dediğim gibi alıvaya aldım. Mart'ın başında aldım. O bir türlü fırsat bulup da okuyamadığım kitaplar bunlar. Ama şu an dediğim gibi listeme koydum. En başta bu kitapları okuyacağım. Kazaklar kitabını okuyacağım özellikle. Yani alışverişim bu şekildeydi. Gerçekten de beklediğim, istediğim kitaplardı. Uzun zamandır ise beklediğim kitaplardı. Şu özellikle altlardakiler. Yani o yüzden tavsiye ediyorum. Özellikle benim bu son zamanlarda isyanlara dair bir merakınız, isteğiniz, okuma isteğiniz varsa muhakkak tavsiye ederim. Bu şekildeydi. Umarım ki beğenmişsinizdir. Yakın zamanda da okuduktan sonra tabi sizlere paylaşmak istiyorum açıkçası. Umarım beğenmişsiniz.